Bir lisede uygulanan istatistik vizesindeki notlar normal dağılım göstermektedir. Bu dağılımın ortalaması 81 ve standart sapması 6,3'tür. Tamam. Verilen sınav puanlarının z puanını hesaplayınız. Her örneği çizimde gösteriniz. Hepsini tek çizimde de gösterebiliriz. Ama öncelikle z puanının ne olduğunu hatırlayalım. Z puanı nedir? Z puanı skorun ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğudur. Aynen böyle. Yani bu arkadaşların her birinin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu bulacağız ve bu da Z puanı olacak. A kısmını bulayım. Skorumuz 65. Önce 65'in ortalamadan ne kadar uzakta olduğunu bulabiliriz. Buraya kullanmamız için bir grafik çizeyim. Dağılımımız böyle. Bakalım. Ortalama 81. Ortalamamız bu. Ve standart sapmamız 6,3. Dağılımın normal olduğunu söylemişler. Yani buraya güzel bir çan eğrisi çizebilirim. Burada ortalama var. 81 ve standart sapma 6,3. Bir standart sapma üstü ve altı ortalamadan 6,3 uzakta olacak. Pozitif yönde 6,3 gidersek bu değer 87,3 olacak. Negatif yönde 6,3 gidersek nereye ulaşırız? 74,7. Evet, toplarsak 80,7 eder. 0,3 de bizi 81'e götürür. Ortalamanın bir standart sapma altı ve üstü bu şekilde bulunur ya da bir 6,3 daha ekleyerek iki standart sapma uzağa ulaşırız vesaire. Dağılımı böyle gösterebiliriz. Şimdi bu notların her biri için z puanı bulalım. 65 nerede olur? Burada bir yerde olur değil mi? Belki burada bir yerde olur. Ortalamadan ne kadar uzak olduğunu bulmak istiyoruz. Burada negatif bir sayı istiyoruz çünkü z puanımız negatif veya pozitif olabilir. Negatif ortalamanın solunda demek ve pozitif ortalamanın sağında demek. Yani 65 eksi 81 diyoruz. Ortalamadan uzaklığımız bu. Ama bunu standart sapma cinsinden ifade edeceğiz. O nedenle bunu standart sapmaya böleceğiz. 65 eksi 81. Bakalım 81 eksi 65 nedir? 5 artı 11'dir. Yani 16. Yani bu eşittir eksi 16 bölü 6,3 hesap makinemizi çıkaralım. Eksi 16 bölü 6 virgül 3 eşittir. Yaklaşık olarak eksi 2 virgül 54. 65'in z puanı buna eşit. Gayet kolay. Hemen birkaç tane daha yapalım. Hepsini bulalım. 83. Bunun ortalamadan uzaklığı nedir? 83 eksi 81 ortalamanın 2 puan üstünde. Ama biz standart sapma cinsinden bulacağız. Kaç standart sapma uzaklıkta? Ortalamanın 2,5-2,5 standart sapma altındaydık. Bu A kısmı. 1, 2 ve 0,5. Yani A buradaydı. 65. Şimdi de B kısmı. 83. 83 de şurada olacak biraz daha küçük ama burada. Ve z puanı 83 eksi 81 bölü 6 virgül 3. Hesap makinesindekileri siliyorum. 83 eksi 81 eşittir 2 bölü 6 virgül 3 kabaca 0 virgül 32 yani 0 virgül 32 buluyoruz. 83 ortalamadan 0,32 standart sapma uzaklıkta. Bu yaklaşık olarak standart sapmanın üçte biri olur, öyle değil mi? Çünkü burası 1 standart sapmaydı ve biz ortalamanın 0,3 standart sapma üstündeyiz. C kısmı 93 Aynı işlemi uygularız. 93 ortalamanın ne kadar üstünde? 93 eksi 81 eşittir 12 ama biz bunu standart sapma cinsinden istiyoruz. 12 ortalamanın kaç standart sapma üstündedir? Neredeyse 2, değil mi? Hesap makinesini çıkaralım. 12 bölü 6,3. 1,9. 1,9 standart sapma. Z puanı 1,9. Bunun anlamı skorun ortalamanın 1,9 standart sapma üstünde olduğudur. Ortalama 81. Bir standart sapma gideriz. Bir de standart sapmanın 0,9'u kadar gideriz. 93 burada yer alır. Z puanı 1,9'dur. Bunun anlamı da skorun ortalamanın 1,9 standart sapma üstünde olduğudur. Sonuncuyu da bulalım. Bunu da morla yazıyorum. T kısmı 100 puan. Artık soruya ihtiyacımız yok. 100 puan. Aynı yöntem. Yüzün ortalamanın ne kadar üstünde olduğunu buluyoruz. Ortalama 81'di. Ve bu farkı standart sapmaya böleceğiz. Yani 100 eksi 81 eşittir 19 bölü 6,3. Bu 3 standart sapmadan biraz fazla olacak. Bir sonraki soruda bunun olasılıklı olan bağlantısını göreceğiz. Ama z puanını hesaplamak istersek, 19 bölü 6,3 eşittir 3,01. Yani epey yakın. Yuvarlarsam hatta 3,02 olur. 3,02'ye çok yakın z puanı 3,02 veya 100 puan ortalamanın 3,02 standart sapma üstünde. Hatırlarsanız buradaki 81 ortalamaydı. Ortalamanın 1, 2, 3 standart sapma üstüne gidiyoruz ve buraya ulaşıyoruz. Yani grafikte buradayız. Bunun birazcık üstüne çıkarsak ortalamanın 3,02 standart sapma üstüne çıkarız. 100 puan burada yer alır. Bu grafikteki yüksekliğe bakarsak, bu yükseklik bize bu puanı elde etme olasılığının çok düşük olduğunu belirtir. Aslında bundan yüksek bir puan elde etme olasılığı çok düşüktür. Çünkü daha önce öğrendiğimiz gibi bir olasılık yoğunluk fonksiyonunda eğer bu fonksiyon sürekli bir fonksiyonsa bu puanı elde etme olasılığı sıfırdır. Ama bunlar sınav puanları olduğu için aslında bu fonksiyonun ayrık dağılım fonksiyonu olduğunu biliyorum. Ama puanın çan eğrisindeki konumu nedeniyle bu puandan daha yüksek bir puan elde etme olasılığı düşüktür. Neyse umarım bu video z puanı hesaplamak konusunda aydınlatıcı olmuştur. Aslında bu basit bir matematiksel kavramdır. Bir sonraki videoda z puanlarını ve olasılığı yorumlamaya devam edeceğiz.